Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli dinleyicilerimizin inşallah üzerine olsun. Bir Güldeste programında daha alemlerin sultanı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatını kaldığımız yerden işlemek üzere kavuşmuş bulunuyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun, şu alemlerin sultanının şefaatini bizlerin üzerinden eksik eylemesin. Tek amacımız Rabbimin rızası ve Habibi Edibi Resulullah Efendimizin şefaatlerine nail olabilmek, ümmetim dediği kullardan olabilmektir. İnşallah tamamlayabilmeyi, onun mübarek hayatını sonuna kadar da Rabbim tamamlayabilmemizi nasip eylesin. Evet sevgili dinleyicilerim, hicretin 8. senesinin sonlarında Mekke fethedildi. Biliyoruz değil mi? Mekke'den sonra Huneyn gazvesine gidildi. O Taif'e gidildi. Aynı şekilde Taif kaleleri ele geçirildi. Ve daha sonra sıra geldi artık Mekke'nin fethinden sonra hicretin 8. senesinin sonu ve 9. senesi gelmişti. Mekke'ye vali ve muallim tayin edilmesi kısmı var. Çok ufak bir kısım. Buraya da Resulullah Efendimiz biliyorsunuz Medine'ye dönecekti ashabıyla. Ama Mekke'ye vali ve muallim, öğretmen tayin edecekti. Orada insanları irşad etmeye devam edecek kişiler. Bu konuyu da işleyip devam edelim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılmadan önce biliyorsunuz Mekke'yi fethettikten sonra 15 gün kadar kaldı. Huneyn gazvesi birkaç tane gazvelere gitti. Oraları da ele geçirdi. Oraları da İslam'la şereflendirdi. Ve daha sonra Mekke'den ayrılmadan önce de şehri idare etmek ve Müslümanların hac işlerini düzenlemek üzere Attab bin Esid radıyallahu anh'ı vali olarak tayin etti. Daha önce Huneyn savaşına çıkarken de onu Mekke'de vali olarak vazifelendirmişti. Attab radıyallahu anh o esnada henüz 20 yaşlarındaydı. Duyuyor musunuz sevgili dinleyicilerim? 20 yaşında bir sahabe efendimize koca Mekke doğduğu büyüdüğü yeri fethediyor. Orayı valisi, oranın yönetimi, oranın bütün yönetimini ona bırakıyor. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı böyle olgunluktaydı. Hani diyoruz ya emri bil maruf yapmak için şöyle şöyle hoca olmak lazım. Böyle böyle 40 yıl 50 yılı devirmiş olmak lazım. Yok şöyle kılıkta kıyafette olmamız lazım. Böyle olmamız lazım yok. Herkes bu konuda görevlidir. Herkes Allah'ını Resulünü tanımak zorunda ve herkes kendince bakın çünkü Rabbimiz sadece cami hocalarına, diyanetteki müftülere, sadece elini emeğini eteğini asmış, emekli olmuş, oh bütün gün koştursun, hocalık yapsın, her yerde sohbet etsin. Böyle mi olacak? Hayır. Çalışan da yapacak, ev hanımı da yapacak, kucağında çocuğu varken bir yandan açacak, bir ilim öğrenecek bir ablamız. Bakın ilmi her yerde öğrenmemiz ve paylaşmamız lazım. Herkes kendi sürüsünün çobanıdır dedi mi Resulullah Efendimiz? Dedi. Biz evladımızdan mesulüz. Biz kapı komşumuzdan mesulüz. Bizler annemizin babamızın namazından, ibadetinden, hanımımızın ibadetinden mesulüz. Yani hiç kimse kendisini ben namaz kılıyorum tamam kimse kimsenin dinine karışamaz gibi sözlerle kandırmasın. Çünkü Vel Asr suresi Rabbimiz ne diyordu? Asra yemin olsun ki Vel Asr innel insane lefi husr. İnsanlar hüsranda. Yani bütün insanlar diyor perişan, hüsrandadır. İllellezine ancak amenu bir iman eden. Sonra ve amilus salihati iman yetiyor mu? Yetmiyor. Perişan olmamak için, hüsranda olmamak için önce iman edeceksin. Sonra ve amilus salihati salih amel işleyenler ve müstesna olanları söylüyor Rabbimiz. Ve ne diyor? Ve tavasav bil hakkı ve tavasav bis sabr. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Ben iman ettim, ibadet, salih amel işliyorum ama ben kimseye karışmam kardeşim. Ben namazımı kılarım, evime giderim, kılarım beşimi, yerim aşımı, yatarım uyurum. Bu mu? Değil.
Sizlere Resulullah Efendimizin hayatını beraber konuşuyoruz. Hangi biri böyle yapmış? 20 yaşlarında Attab bin Esid radıyallahu anh'ı Mekke'ye muallim etmiş. Hele Peygamberimiz vefat ettikten sonra Ashab-ı Güzin Efendilerimiz her yere yayılacak. Bakın Cennetül Baki kabristanlığında 30 bin 40 bin diyor bir rivayet sahabe efendimiz var. Sadece en son o veda hutbesini 120 bin sahabe dinledi. Bakın 120 bin sahabe veda hutbesinde Arafat'ta bulunan. E peki 30 binin Cennetül Baki'deyse nerede bu 90 bin? İşte onların hepsi emri bil maruf için kimisi Çin'e, kimisi Ebâübel Ensari Hazretleri gibi İstanbul'un surlarına, kimisi Abbas Efendimizin oğlu Kusem bin Abbas o Semerkant'ta Evliyaullah'ın kabristanlıklarının tam ortasında mükemmel bir türbe-i şerif yapılmış. Gittim oraya da geçen sene elhamdülillah. İşte sahabe efendilerimiz çırpındılar. O çırpınan sahabe efendilerimizden ilk iman eden 60 tanesinden 40 küsürü diyor 20 yaşında ve altındaydı. Yani o yüzden kimse kimseden kaçmasın. Bu din bizim dinimiz. Bu din Resulullah Efendimizin bizlere öğrettiği din. Bu din Allah ve Resulüne tabi olma dini. Bu din öyle yaşlanınca yaşanacak bir din değil. Bu din aman bir emekli olayım öyle hacca giderim dini değil. Bu din aman ben bir rahatlayayım önce sıkıntılarım gitsin ondan sonra namaz kılarımın dini değil. Bu din her an dünya için yaşadığın gibi bir tık fazlası. İki parmak. Bakın böyle diyor Allah dostu Evliyaullah. Abdullah Gülbüz Hazretleri. Evladım dünya ve ahiret şöyle olsun. Şu orta parmağımız işaret parmağımızdan bir adım önde ya. İşte diyor. Ahiretiniz de dünyadan hep bir adım önde olsun. Hep namaz sevginiz, Allah sevginiz, Resulünün sevgisi, dünya sevgisi, mal sevgisi, evladından dahi senin Resulullah Efendimiz olan sevgin kalbinde daha fazla olsun. İşte böyle olursa kalbimiz nurlanır. Böyle olursa iş yerinde çalıştığımız işler de bize ibadet hükmünde olur. Böyle olursa uykumuz da güzel olur, hayatımız da güzel olur. Böyle olursa ömrümüz sıkıntı içinde de olsa hamd ile şükür ile Allah'a kul olursak işte o sahabe efendilerimiz gibi Resulullah Efendimiz'e tabi olmaya çalışırsak inşallah son nefesimizde iman kolay olur. Allah'ım cümlemize nasip eylesin. İşte kaldığımız yerden devam edelim. Biraz bahsetmiş olduk. Bu hadiseden de anlaşıldığına göre diyor hocamız mevki ve makam, liyakat ve kabiliyet sahibi yani salih, bilgili, faziletli ve takva ehli kimselere diyor verilmekteydi. İşte yaşlı ve fazilet sahibi insanlar da vardı orada sahabelerin arasında. Ama 20 yaşındaki Attab bin Esid'i Mekke'ye muallim ve vali olarak bıraktı Resulullah Efendimiz. Yani işi ehline veriyor. Aynı şekilde İslam'ın nesilden nesile naklederek bir hidayet şeraresi halinde günümüze kadar gelmesinde en büyük vazifeyi ifa eden sahabilerin ekseriyetle Attab bin Esid gibi fazilet sahibi gençler olduğu görülüyor. Ya o sahabe efendilerimizin birçoğu gençlerdi. Mesela en çok hadis rivayet eden diyor sahabe efendimiz Abdullah bin Ömer ve İbni Abbas radıyallahu anh efendilerimiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 13 yaşlarındaydı. Ya duyuyor musunuz? Abdullah bin Ömer diyoruz ya Hazreti Ömer'in oğlu ve İbni Abbas, Abbas Efendimizin oğlu. Ne oldu? 13 yaşlarındaydı diyor Peygamberimiz vefat ettiğinde. Bizler sanıyoruz ki hepsi böyle Allah 40'larda 50'lerde Peygamberimizle aynı yaşlarda sanıyoruz. 13 yaşında ama o 13 yaşının son 4-5 senesi her anı Resulullah Efendimiz'i milim milim izlemiş. Bizler 10 yaşında 13 yaşında çocuklarımıza ne öğretiyoruz Allah için, İslam için, din için? Kendimiz bir tefekkür edelim. İşte Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah Efendimizin yanında kaldı son yıllarında biliyorsunuz. İbni Mesud radıyallahu anh ve hususiyetle kadınların İslam'ı öğrenmesinde çok mühim bir vazife üstlenen Hazreti Ayşe annemiz 18 yaşlarındaydı ya. Aynı şekilde Akabe biatlarına katılan sahabiler, o Akabe biatı neydi? Medine'ye hicretten 2 sene önce 1. Akabe biatı. Akabe'de işte Yesrib'in Medine olmasına vesile olan sahabe efendilerimiz ve onlarla kimi gönderdi öğretmen olarak? Muallim olarak Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. İlk muallimimiz oydu. Allah'ım ondan razı olsun.
İşte sevgili dinleyicilerim, burada aslında tefekkür etmemiz lazım. Ne diyor? O bir Maune'de şehit edilen, biliyorsunuz bir Maune olayı vardı. Hafızları istemişlerdi orada ve katletmişlerdi bir Maune'de. Orada şehit edilen Kur'an muallimlerinin diyor, çoğu %80'i 90'ı belki genç yaştaydı. Bu durum İslam'ın geleceğinde mühim hizmetler üstlenecek. Gençlere ehemmiyet vermek ve onların eğitimleri üzerinde hassasiyetle durmanın gerekliliği. Bugün sen gençsin, otur yerine, sen daha küçüksün diyoruz ya hocalarımıza da, yani çok iş düşüyor bu konuda. Gençleri yetiştiriyorlar elhamdülillah. Rabbim bizleri de onların arkasından yetişebilmeyi nasip eylesin. Bakıyoruz sosyal medyaya, bakıyoruz cemaatlere. Hep böyle yani vaaz verilebilmek için, sohbet yapılabilmek için, Allah ve Resulünü sevebilmek için sanki onlara tabi olanlar sadece 40 yaşının üstünde olması gerekiyor gibi bir kaide izlenimi oluşuyor. Yani o yüzden bizler bunu kırmamız lazım. Bizler bunu kırmak için önce Allah'ı ve Resulünü sevmemiz, tabi olmamız ve yaşamamız lazım. Bakın burada görüyorsunuz bir sürü kitap var. Bunların hiçbir faydası yok bana. Ben bunları okumazsam, ben bunların içinde eğer Allah ve Resulünün sözleri, hadis kitapları, hepsi Allah dostlarının kitapları, hepsi ehli sünnet kitapları, ama bunlar burada durdukça Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle o kitap diyor, binlerce kitap okusan, yani okumasan dursa, yani senin eşeklerin üstündeki yük gibidir diyor Kur'an, katırların üstünde. Hiçbir anlam ifade etmez. Ama sen bunları okur, bak bakalım Resulullah Efendimiz nasıl yaşamış, bak bakalım sahabe efendilerimiz nasıl yaşamış, Sahih-i Buhari var, İmam-ı Buhari Hazretleri nasıl Resulullah Efendimiz'in hadislerini toparlamış, neler anlatıyor bu kitap. Şu sarı kitaplar mesela nedir? Ruhul Beyan. Şu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri güzel Bursa ilimizin o ulu camisinde 10 küsür senede bütün tefsir kitabını anlatmış, sohbetlerini yapmış, yazmış. Tasavvufi olarak o Allah dostlarından menkıbelerle Kur'an'ın ayetlerini Peygamber Efendimiz ve ashabından bizlere nakletmiş. İşte bunları anlamamız lazım, okumamız lazım. İnşallah kendimize faydası olursa karşıya faydası olur. Kendimize faydası olmayan hiçbir ilmi kimseye faydası olmaz. Sen okuduğun, konuştuğun, sohbet ettiğin ilmi Allah'ın bize yaşamayı nasip eylesin. Yaşamazsak, bizler dikkat etmezsek, burada sadece sohbet etmek için, konuşmak için oturursak Allah'ın muhafaza eylesin. O yüzden Rabbim ilmimizi arttırdığı gibi ihlasımızı da arttırsın. Rabbim ihlasını arttırdığı gibi kendi rızası için yaşayan kullarından eylesin. Rabbim bizlere Peygamberimizin muhabbetini versin inşallah. Evet sevgili dinleyicilerim, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte yeni Müslüman olan kimselerin vakit geçirmeden Kur'an'ı ve sünnetleri öğrenmelerini devamlı istiyordu. Bu sebeple de yanına gelen kimseleri birkaç günlüğüne de olsa ashabının yanında adeta yoğunlaştırılmış bir kamp eğitimini alırdı. Düşünsenize, uzak diyarlardan gelmişler Medine'ye, tam Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethetmiş, geri dönmüş. Akın akın artık her yerden geliyorlar. Kabile kabile İslam'a geliyorlar. Peygamberimiz sahabe efendilerimizi görevlendiriyor. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud, hocalar, muallimler var. Ashab-ı Suffe var. Zikir ehli var. Orada ilim ehli, Resulullah Efendimizin ashabı var. Onların yanına öbek öbek oturtturuyor. Bütün ilimleri, farzları, amelleri, vacipleri, nedir ne değildir, Kur'an'ı, hepsini tek tek muallim olarak öğrettiriyor. İşte sabah olup da diyor yanına geldiklerinde öğrendiklerini Peygamberimiz kontrol eder. Şayet yeterli görmezse onları başka sahabilere göndererek İslam'ı iyice güzel bir şekilde öğrenmelerini isterdi. Peygamberimiz bu hassasiyetinin bir eseri olarak Mekkelilere diyor fıkıh, yani dinin hükümlerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmek üzere Muaz bin Cebel ve Ebu Musa el-Eşari. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri kimdir? Bizim itikattaki nedir? İmamımızdır. İmam-ı Maturudi Hazretleri ve İmam-ı Eşari Hazretleri. İşte radıyallahu anhımı diyor ne yaptı? Mekke'ye muallim olarak fıkıh ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmek üzere bıraktı. Bu durumda İslami eğitim ve öğretime ne kadar ehemmiyet vermemiz gerektiği Resulullah Efendimizin ve ashabının zamanından bizlere en büyük örnek oldu. Evet sevgili dinleyicilerim, hicretin 9. senesindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermek istemeyen Beni Temim kabilesinin üzerine Hazreti Uyeyne'yi bir miktar asker ile göndermişti.
Bakın çok güzel lisanın yani güzel dilin ne kadar önemli olduğunu anlatan şeyler bunlar. Uyeyne radıyallahu anh diyor, Tenim kabilesine ansızın yaptığı bir hücumla onları mağlup ederek birçok ganimet ve esirlerle Medine'ye döndü. Bunun üzerine Tenim eşrafı esirlerini kurtarmak için kalabalık bir heyetle ve yanlarında şairleri olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Mescitte Resulullah Efendimiz'i beklerken sabırsızlanarak çık artık yanımıza diye hürmetsizlik ve kabalıkta bulundular. Resulullah Efendimiz onların bu bağırıp çağırmalarından rahatsız olmuştu. Bunun üzerine nazil olan ayette işte şöyle buyuruldu. Resulüm, sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Hucurat suresi 4. ayet. Bakın bu bile ayeti kerime olarak Rabbimiz söylüyor. Peygamberimizin yanına gelecekler ama peygamberimiz gecikince diyor sabırsızlıkla kötü sözler söylediler. Ve Rabbim ayetini gönderdi. İşte varlık nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldırdıktan sonra mescidin avlusunda oturdu. Beni Temim heyeti seninle şiirler söyleşelim, fahriyeler okuyalım diye şairimizi ve hatibimizi getirdik dediler. Peygamberimiz de ben şiir söylemek için gönderilmedim. Fahriye söylemek için de emrolunmadım. Ama sizler bir söyleyin bakalım buyurdular. Beni Temim'den bir kişi kalktı ve beli güzel bir hutbe okudu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan Sabit bin Kays radıyallahu anh'a işaret buyurunca o da kalktı ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne, Resulullah Efendimiz'in nübüvvetine dair mükemmel bir hutbe irad ederek Temimlilere karşı galip geldi. Bundan sonra Temim oğullarından Zibrikan bin Bedrin diyor okuduğu şiire de meşhur şair Hasan bin Sabit radıyallahu anh mukabele ederek İslam dininin şerefine, şanına dair irticalen gayet fasih ve tesirli bir kaside söyledi. Ashabın bu galebesi Kur'an-ı Kerim gibi bir lisan harikası olan ilahi kitaba gönül vermek, ayrıca cevami'ul kelim yani az sözle pek çok manalar ifade eden ve bütün insanların en güzel ve beli konuşanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyelerinde bulunmaktan kaynaklanmaktaydı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den vaki olan bu feyzin diyor ikasını şair dile şöyle getiriyor. Onu bir lahza görenler gül olur. Sözüne şahit olan bülbül olur. Nitekim işte bu hakikati fark eden o Temimli şair Akra bin Habis bu zatın diyor hatibi bizim hatibimizden, şairi de bizim şairimizden üstündür. Onların sesleri bizim seslerimizin fevkiindedir diyerek arkadaşları ile birlikte Resulullah Efendimizin huzurunda iman ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de heyet üyelerine bol miktarda hediyeler veriyor. O sırada Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer Efendimiz arasında Allah Resulü'nün huzurunda küçük bir tartışma oluyor. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oluyor. Hucurat suresi 1 ve 2. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ya! Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Aman ya Rab. Yani Peygamber Efendimizin yanında yapılan edepsizlik amellerin boşa gitmesi diyor. Ayet bu, ben konuşmuyorum. Hucurat suresi 1 ve 2. ayet konuşuyor. Bunu şu an ey ümmeti Muhammed mana olarak da konuşursak, bizler Resulullah Efendimiz'e hürmet edersek ne olacakmış? Amellerimizin ihlası artacakmış. Resulullah Efendimizin adı anıldığında, salatu selam getirildiğinde, bir hadis sohbetinde ne olacak? Edepli olunacak, edebe riayet edilecek, ilim meclislerine saygı gösterilecek,
Allah Resulü'nü anlatan bir evliyaullah, bir hocamız, bir imamımız, bir sahabe efendimizin karşısındaymış gibi. Sahabe efendilerimiz nasıl Resulullah Efendimizin yanında sessiz sakin. Diyor ki başlarına kuş koysalar diyor, bakın hani rivayeti söylüyorum size. Sahabe efendimiz peygamberimizi o kadar dikkatle dinlerlerdi ki elleri dizlerinde diz çökmüş. Başına boynuna kuş konsa saatlerce o kuş kımıldamadan kaçmazdı. Çünkü öyle mum gibi dururlardı. Hiç kimse de peygamberimizin yüzüne direkt bakmazdı. Edeben böyle önlerine doğru, böyle ortaya doğru bakarlardı diyor. Ebu Bekir Efendimiz yüzüne baktığında, vefat ettiğinde alemlerin sultanı önünde. Aman ya Resulallah, senin yüzün ne güzelmiş diyor. Bakın hayattayken peygamber efendimizin yüzüne edepten bakamayan Ebu Bekir Sıddık. Onun en çok sevdiği dostu olan Ebu Bekir Sıddık, peygamberimizin cemaline direkt o kadar fazla bakmadığını bizlere anlatıyor. Yani o kadar edepli, o kadar saygılı, öyle dostları vardı ki sahabe efendilerimiz. Ve vefat ettiğinde senin hayatın ne kadar güzeldi. Senin ölümün de, öldükten sonraki şu cemalin de daha güzelmiş ya Resulallah dediler. Allah'ım inşallah Resulullah Efendimizin o sohbetine bizleri de katsın. Şu rüyalarımızda alemlerin sultanının sohbetinde en arka köşede, kapının kirişinde de olsa şöyle bir bakıp da uzaktan bir cemalini görmeyi nasip eylesin. Onun nur cemalini rüyalarımızda görmeyi nasip eylesin. Onu görebilmek için yanıp tutuşan kullarından eylesin. Her gece yatarken Resulullah Efendimizi görmek istiyorum ya Rabbi deyip onun niyetiyle şöyle dualarla, zikirlerle, tevhidlerle, elimizde tesbihlerle uyuyakalan kullarından eylesin. Teheccüd namazlarına kalkıp o gece vakti bütün herkes uyurken sen Allah'ın huzurunda secde ederken ağlayan kullarından eylesin Rabbim bizi. Rabbim bize muhabbet versin. Muhabbetten hasıl oldu Muhammed. O Muhammed'in sevgisinden muhabbet gelecek. Nerede Allah Resulüne muhabbet varsa orada Allah'ın rızası vardır. Nerede sahabe efendilerimize muhabbet varsa orada Muhammedül Mustafa'ya açılan yollar vardır. İşte tasavvufun amacı da bizi Allah ve Resulünün sevgisine ulaştırmaktır. İşte Ebu Bekirleri, Ömerleri anlamak Resulullah Efendimiz'i anlamak olacaktır. Resulullah Efendimiz'in hayatı o yüzden çok önemli. O yüzden bakın bugün 34. sohbette olmamız lazım. 34 tane 48 dakikadır Resulullah Efendimiz'in hayatını işliyoruz. Onun hayatını ömür boyu işlesek yine bitmez aslında. Bizler burada kısa kısa konuşmaya çalışıyoruz. Sırayla sahabe efendilerimizle konuşacağız. İnşallah Rabbim ömrümün sonuna kadar da beni bu yollardan, Resulullah Efendimiz'in şu sahabe efendilerimizin yollarından, Allah dostlarının yollarından beni ve sizleri de ayırmasın ki onların muhabbetleri hürmetine Rabbim şu günahkar bizleri de affeylesin. Mağfiret eylesin. Kabirde bizleri inşallah mahcup eylemesin. Bizleri Resulullah Efendimiz'i, Evliyaullah'ın o kabri şerifimizi onun hürmetine nurlandırsın inşallah. Evet, ne dedik? Hazreti Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz peygamberimizin yanında ufak bir tartışma geçirdi ve bundan sonra ayeti kerime indi. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin ve amelleriniz boşa gitmesin dedi. Bundan sonra Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda konuştuğu zaman diyor sesini o kadar kısardı ki peygamberimiz onun sözünü işitemez, ne söylediğini kendisine sormak mecburiyetinde kalırdı. Diğer sahabiler de Varlık Nuru Efendimiz'e büyük bir tazim ve hürmet duygusu içindeydiler. Onu rahatsız etmemek için bütün gayretlerini sarf ederlerdi. Nitekim sesi gür olan bir sahabi peygamberimizi rahatsız ettiği korkusuyla ve büyük bir üzüntü ile evine kapanmış, ancak Allah Resulü'nün tesellisi ile diyor sükûna kavuşmuştu. Evet sevgili dinleyicilerim, İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Hicretin 9. senesinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müstakil oğullarına zekat toplamak için gönderdiği Velid bin Ukbe radıyallahu an kendini diyor karşılamak üzere toplanan kalabalığı görünce korktu. Cahiliye döneminde onlarla arasındaki bir sürtüşme dolayısıyla kendisini diyor öldüreceklerini sanmıştı. Dönüp Medine'ye geldi ve durumu peygamberimize olduğundan farklı bir şekilde, yani onlara iftira ederek anlattı. Bakın sahabe efendimiz. Ey Allah'ın Resulü, onlar dinlerinden dönmüşler, zekat vermediler, neredeyse beni de öldüreceklerdi diye yalan söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstakil oğullarını
göndermek üzere askeri bir birlik hazırladı. Beni Mustalik bunu haber alınca Velid'i karşılamak üzere toplanan heyet aceleyle Medine'ye geldi. Medine'de kendilerine gönderilmek üzere bulunan İslam Birliği ile karşılaştılar. İşin aslı öğrenildi. Bu esnada Cenab-ı Hak bütün müminlere herhangi bir hususta tahkikat yapmadan hüküm vermemelerini ihtar etmek üzere vahyini gönderdi. Bakın hemen uyarı. Ve ne diyor? Yine Hucurat suresi 6 ve 7. Ey iman edenler, eğer bir fasık size herhangi bir haber getirirse, fasık günahkar demek, iman etse de fasık olabilir. Onun diyor doğruluğunu araştırın. Bizim için de sosyal medyada hep yalan yanlış haberler, kopyala yapıştır haberlerle insanlar birbirlerine hep yanlış iftiralar atıyor ya. Araştırın diyor doğru olduğunu. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem bilin ki içinizde Allah Resulü'nü, Allah'ın Resulü vardır. Şayet o pek çok işte size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu sizin gönüllerinizle süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır dedi Rabbimiz. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ey abdaat dedi. Onlarla birlikte git. Zekatlarını al. Mallarının en iyilerini seçip almaktan sakın buyurdu. Abbad bin Bişir müstakil oğullarının yanında 10 gün boyunca kaldı. Onlara Kur'an-ı Kerim'i okuttu ve İslam'ı öğretti. Bazen de işte menşei bir fasık olan yanlış haber ağızdan ağıza intikal ede ede sonunda fasık olmadığı muhakkak bulunan belki biraz saf birine intikal eder de o da diyor bu haberi iyi niyetle size kadar ulaştırmış olabilir. Yani fasık olmayan biri yanlış duyduğu bir haberi de size ulaştırmış olabilir. Bu durumda bizim bilmemiz gereken söyleyen fasık olmasa da asılsız rivayete dayanan bir habere inanıp onu yaymak dahi mesuliyet gerektirir. Bakın bizler hep iftiralar dönüyor. Sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta o parti bu partiye iftira atıyor. O gidiyor bakın Abdülhamit Han Allah Celle Celaluhu'nun hem dostu hem bir evliyadı. Hem Osmanlı Devleti'nin padişahı hem bir halifeydi. Ama bir baksan bugün Ulu Hakan diyenler de var. Kızıl Sultan diye çok kötü bir lakap takanlar da var. Onun Allah'a dost olduğunu herkes biliyordu. Onun öyle büyük adil bir hükümdar olduğunu herkes biliyordu. Ama fitneler fitneyi getirdi. Bugün içimizde ben iman ettim diyen insanlar Allah'a ve Resulüne hizmet etmiş böyle nice salih insanların arkasından iftiralar atıyor. İşte bunların veballeri Sırat Köprüsü'nün önünde kul hakkı olarak hepimizin yakasına yapışacaklar. Adını andığımız, bilip bilmeden, araştırmadan konuştuğumuz her konu bizim önümüze çıkacak. O yüzden konuşmamak en iyisi. Ya da araştırıp bilip okuyup da konuşmak en iyisi. Yalan yanlış haberlerle. Yani bir haber getiren insanın salihliğine bakın. Sana bir haber getiren insanın yalan söyler mi bu adam? Bu adam laf yetiştirir mi? Bu adam dedikodu gıybet yapar mı? Bu adam Allah'ı Resulü'nü seviyor mu? Bu adam namazında niyazında mı? Bu adam doğru sözlü mü? Bu adam dürüst mü? Sizlere bir söz söyleyen adamın karakterine, kişiliğine bakın. Bu adam zaten hep yalan söyler diyorsanız onun size getirdiği haberi iki defa araştırın. Bunlar hep Müslümanın akıllı olmasındandır. Akıllı olmamız lazım, uyanık olmamız lazım. Öyle iftiralara, öyle dedikodu gıybetlere gelmememiz lazım. Bir olayı iyice araştırmamız lazım inşallah. Evet sevgili dinleyicilerim, büyük bir imanın imtihanı geldi. Hicretin 9. senesi Recep ayı, Tebük seferi. Bakın Tebük son büyük imtihanlardan biriydi. Resulullah Efendimiz vefatından 1,5 sene kadar önce. Tebük, Medine ile Şam'ın tam ortasında bir şehrin ismi olup oraya yapılan sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iştirak ettiği son sefer olmuştu. Bu sefer Mute Harbi'nin bir devamı gibiydi. Bizans İmparatoru Mute Harbi'nin kendisine bıraktığı tesir sebebiyle vakit geçip Müslümanlar daha fazla kuvvetlenmeden bütün Arabistan'ı istila etmek niyetindeydi. Bunun için de Hristiyan Arapları kullanmak istiyordu. Buna namzet gördüğü o Gassaniler de zaten böyle bir hareket için çoktan hazırdılar.
Durum bu safhada iken Medine'ye gelen ticaret kervanları düşmanın hazırlıklarını Müslümanlara bildirerek çok yakında beldelerine hücum edeceklerini söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi bir seferberlik ilan etti. O ana kadar yapılan askeri faaliyetler gizli tutulur, düşmanın bunu öğrenmesi istenmezdi. Fakat Tebük seferinde durum farklıydı. Zira yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Düşman kuvvetli, gidilecek yer uzaktı. Üstelik o yıl Medine'de vaki olan kıtlık sebebiyle Müslümanlar iktisadi bakımdan da çok zor durumdaydılar. Bütün bunları fırsat bilen münafıklar yine eski fitnelerine dönerek müminleri haleti ruhiyelerini bozmaya kalktılar. Ve baş münafık olan Abdullah bin Übey, Muhammed Roma devletini çocuk oyuncağımı sanıyor. Ben onun ashabıyla birlikte esir düştüğünü gözlerimle görür gibiyim dedi. Ve bir kısım münafıklar da böyle bir sıcakta sefere mi çıkılır demeye başladılar. Bunlara cevaben Allah Celle Celaluhu Tövbe suresi 81. ayeti indirdi. Ve ne dedi peygamberimize? Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmaları ile sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler de bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Aman ya Rab. Düşünsenize siz böyle konuşuyorsunuz. Allah'ım o münafıklardan bizi uzak eylesin. Münafıklar böyle konuşuyor ve üstüne ayet inip cehennem ateşi daha sıcaktır. Ah keşke bilselerdi diyor. Bizler de şu cehennem ateşini bir tefekkür edip aman ya Rabbi desek. Yani bir çakmak dahi elimize tutup 2 saniye dayanamazken namazdan Kur'an'dan uzak durup İslam'dan bir haber yaşıyoruz ya. Allah'ım cümlemize hidayet eylesin inşallah. İşte Bedevilerden bazıları da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uydurma mazeretler ileri sürerek izin aldılar. Bunu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle haber verdi. Bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. İşte bundan sonra Kur'an-ı Kerim müminlere münafıkların birbirlerinden ayırt edilmesi için kıstaslar koyuyordu. Rabbimiz şöyle buyuruyor yine. Tövbe suresi 42. Ey Resulüm, eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Bakın Rabbimiz o sıcakta Tebük gazvesi neden oluyormuş? İşte münafıkla mümini ayırt etmek için. Fakat diyor meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduğunu biliyor. Rabbimiz Resulullah Efendimiz'e bunları tek tek bildiriyordu. O yalan söyleyenleri. Ey Resulüm, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ise malları ve canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini pek iyi bilir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp bu şüpheleri içinde bocalayanlar senden izin isterler dedi. Ya Tövbe suresi 45 ve 46. Münafıklar sefer için hiçbir hazırlık yapmıyorlardı. Bu da onların harbe niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Tövbe suresi 46. Resulüm, eğer onlar seninle birlikte harbe çıkmak isteselerdi elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Münafıkların böyle gün yüzüne çıkıp orduya iştirak etmeleri bir lütfu ilahiydi. Nitekim Abdullah bin Übey bu seferde de Uhud'da da yaptığını yaparak geri döndü. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Bakın Uhud'da nasıl satıp geri döndü, yine tövbe ettiğini söyledi. Yine Resulullah Efendimiz'in yanında Tebük'te aynısını yaptı. Ve Rabbimiz Tövbe suresi 46 ve 47'de Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara oturanlarla kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi.
Eğer sizinle onlar harbe çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir faydaları olmazdı. Ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda dolaşırlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir dedi. İşte daha şimdiden bozgunculuk çıkaran münafıklar gerçekten harp esnasında öyle zararlı oluyorlardı ki fitne, yalan, iftira ve korkaklıklarıyla bütün İslam ordusunun huzurunu bozuyorlar ve adeta her biri çıban başı gibi müminlere ızdırap veriyordu. Bunun için ki Allah Celle Celaluhu'nun lütfu erişti de münafıkların bu sefere katılması o seferin ihtiva ettiği pek çok meşakkatin gözlerini korkutması neticesinde mümkün olmadı. Korktular, vazgeçtiler. Vazgeçmeseler o Tebük gazvesinde zaten sıkıntılı olacak, birazdan bahsedeceğiz. Onu da karıştıracaklardı diyor. İşte ahzab da, Resulullah Efendimizin ashabı da ne oldu? Bu fitnelerden kurtulmuş oldu. Münafıklar birer mazeret uydurarak harpten izin istiyorlardı. Bu izin meselesini de o kadar ileri götürdüler ki bazıları onlara Rum kızlarını görerek fitneye düşebileceklerini ifade etmekten bile diyor çekinmedi. Böylece güya sureti haktan görünüp de münafıklıklarını gizlemeye çalışıyorlardı. Ancak Allahü Teala onların münafıklığını yine Tövbe suresi 49'da şöyle buyurdu. Onlardan öylesi vardı ki bana izin ver beni fitneye düşürme der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır dedi Rabbimiz. Bir taraftan münafıkları acı azabıyla tehdit eden Cenab-ı Hak, diğer taraftan da onların tesirinde kalıp biraz gevşemiş bulunan müminleri de ikaz ediyordu. Bazı müminler de gevşemişti. Ve ne dedi? Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Yoksa dünya hayatını ahirete mi tercih ediyorsunuz? Fakat biliniz ve unutmayınız ki dünya hayatının geçici faydası ahiretin ebedi faydasının yanında pek azdır. Eğer gerektiğinde harbe çıkmazsanız Allah sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz harbe çıkmamakla ona bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir dedi. Tövbe suresi 38 ve 39. Ve Tövbe suresi 41'de devam etti. Ey müminler, ister zor ister kolay gelsin. Allah yolunda harbe çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirsiniz bu sizin için elbette daha hayırlıdır. İşte bu ikazların üzerine müminlerde büyük bir canlanma oldu. Düşünsenize böyle bir gevşeme var, hemen ayet iniyor. Bildiğin ayet senin o gevşekliğine iniyor. Ve o sahabe efendilerimiz birden canlandılar. Ve gönüllerdeki gevşeklik yerlerini nedamet dolu bir hamleye bıraktı. Coşkun bir iman seferberliği başlamıştı. Çünkü düşmanın İslam ülkesine hücum durumunda cihat farz-ı ayındı. Bakın karşı tarafa gitmek farz-ı ayın değildi ama onlar sana geliyorsa mecbur savunacaktın İslam topraklarını. Ve bütün müminler buna riayetle mükellefti. Ancak bu farzla mükellef kılınmayıp cihattan muaf tutulabilecek olanlarsa Rabbimiz tarafından yine Tövbe suresi 91'de şöyle bildirildi. Allah ve Resulüne samimiyetle bağlılıklarını devam ettiği sürece ve insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve muharebe için harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. İhsan sahiplerinin aleyhinde bir yol yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. İşte bunlar müstesna dedi Rabbimiz. Ayet-i kerimenin de beyanına göre harpten muaf olanlar memleketlerine fitneye meydan vermeyecek, yalan haberler yaymayacak, harbe iştirak etmiş bulunan mücahitlerin ailelerine yardımcı olacak ve ameli salih işlerlerse bu muharebeye katılamamaktan dolayı kendilerine günah yazılmayacağını Rabbimiz söyledi. Ancak bunların harbe iştiraklerini yasaklayan herhangi bir emir de sadır olmadığından
arzu ederlerse de orduya yük olmamak şartıyla katılabileceklerdi. Tebük seferine hazırlıkların yapıldığı esnada ashab-ı ikram Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah yolunda canlarını feda edebilme seferberliğine çıkmanın ulvi heyecanına kapılıyorlardı. Ancak ashab-ı ikramın fakirlerinden 7 kişi sefere iştirak etmek için binek hayvanı bulamamıştı. Çoğunlukla 2 askere hatta bazen 3 askere bir deve düşüyordu ve deveye sırayla bineceklerdi. Fakat sefere iştirak etmeyi ve her an Allah Resulü ile beraber olmayı canı gönülden arzu ettikleri halde nöbetleşe de olsa binecek bir deve bulamayan fakir sahabiler de vardı. Onlar da Allah Resulüne gelerek hallerini arz ettiler. Bindirecek deve olmadığı cevabını alınca ağlaya ağlaya diyor döndüler. Allah yolunda dökülen bu gözyaşları işte Allah Celle Celaluhu'nun bir ayeti kerimesine, o kelamının inmesine vesile oldu. Bakın, onlar da gözyaşlarıyla binecek deve bulamadıkları, fakir oldukları için sefere katılamayınca döndüler. Rabbimiz ne dedi? 92. ayet Tövbe suresi. Ey Resulüm, kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sen sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke dönen kimselere herhangi bir mesuliyet yoktur dedi. Ya işte ayette Allah Celle Celaluhu'nun iltifatına mazhar olan kişilerden Abdurrahman bin Kab ile Abdurrahman bin Muaffel Allah Resulü'nün yanından ağlayarak dönerken İbni Yamin diyor onlara, siz niçin ağlıyorsunuz diye sordu. Bize binit sağlaması için Resulullah'a gitmiştik. Yanında bizi üzerine bindirecek bir şey bulamadı. Bizim de binip Allah Resulü ile birlikte gazaya çıkacak bir hayvanımız yok dediler. İbni Yamin ikisine de bir deve, azık olarak da bir miktar hurma verdi. Hazreti Abbas gözyaşı dökenlerden diyor ikisine, Hazreti Osman da üçüne binit sağladı. Ve bir kısım ihtiyaç sahiplerine de daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binek temin etti. Seferden muaf oldukları halde Allah Resulünden ayrı kalmak, kendilerine zor gelen, kalpleri Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle dolu olan bu sahabiler, bu o canhıraş bir şekilde, istekli bir şekilde muhabbetlerinin mukabilinde sefere katılma nimet ve şerefine nail oldular. İşte kimisi Allah Resulü'nden ayrı kalmamak için canını vermeyi göze alıyor, kimisi korkup kaçıyordu. Tebük'te ibret dolu daha nice hatıralar olacaktı. Evet sevgili dinleyicilerim, inşallah bugün bu bölümümüzü burada bitirelim. Diğer bölümümüzde Tebük gazvesi biraz uzun. O yüzden burada kaldığımız yerden diğer sohbetimizde Tebük gazvesinin tam o sıkıntılı zorluk zamanlarının ama imanın kuvvetinin ne kadar önemli olduğunu sizlere birazdan, yani diğer sohbetimizde inşallah bahsedeceğim. Bu arada sohbetlerimizi YouTube'da Hanzade kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.